Garanti Emekliliğin sunduğu yer bir Podcast programına hoş geldiniz. Murat abi hoş geldin. Sen hoş geldin. Asla hoş geldim. Sana bir iyi bir kötü haberim var. Ne oldu? Şimdi... Dur kötüyle başla o zaman. Kötüyle başlayayım. Haftaya Cenk gene burada. O iyi haber ya özledim. İyi, özledin mi? Ee, özledim ya. Özledim, yani, e, eskiden her gün arayıp rahatsız ederdi. Evlendi hiç aramıyor şimdi. <laughs> Hayır iyi haber şu açıdan söylüyorum. Bir kere programı bir saat yapmayacağız. Programı normal 40-45 dakika yapacağız. Bol bol sen konuşacaksın. Ben sana vereceğim pası. Yok estağfurullah. Öyle yapacağız. Ya Ahmet'e de orada haksızlık yaptılar ya. Yani e, gayet güzel yönetti iki haftayı. Evet Ahmet'in de bu hafta gelemedi diye ben... Ben artık yedeğin yedeğiyim yani. Ben estağfurullah. Yedeğin yedeğiyim ama bol bol konuşacağız. Ama Cenk'le 40 dakikalık program yapmak mümkün değil. Mümkün değil. Kapanış 8 dakika, açılış 10 dakika en zaten. Güzeli en güzeli kapanışlar. kapanışlar. <laughs> Kapatıyorum dedikten sonra bakıyorum <laughs> bir 10-12 dakika oluyor. Kapatıyorum dedikten sonraki bölüme ayrı bir sponsor alabilirsiniz. Çünkü o da yeterince uzun sürer. Bir program değil mi o? Çünkü YouTube'da 8 dakikanın üstü reklamlanıyor. Mutlaka 8 dakikayı bulur o. Bulur, bulur, bulur. bulur. Peki abi şeyle başlayalım. Fenerbahçe ile başlayalım. Dün gene e, üç tane İspanya deplasmanı mağlubiyeti sonrası içerideki maçı belki kazanırız dedik. İlk yarı iyi başladık. Ama sonunu getiremedik. Bir kere maçı nasıl değerlendiriyorsun öncelikle? Yani bu öbürlerinden biraz farklıydı. Çünkü hakikaten e, yani kazanılacak bir maçı e, hediye ettik diyebilirim. Yani hediye belki biraz ağır bir kelime ama yani e, Öbür İspanya deplasmanlarında e, tamam hep bir geri gelme gayreti vardı ama yani Barcelona maçını zaten ayrı koyuyorum. Öbürleri de e, biraz e, şey gibiydi. Yani kedi fare ile oynar gibiydi. Hele Wesley'in olmadığı Real maç maçı zaten Wesley yok. Dekolo yok. Dekolo yok. E, biri daha yoktu. Kim yoktu? Ama zaten Vese ile Dekolo bütçenin üçte birinden fazlası neredeyse yarısı. Evet. E birdenbire yani sağdaki kadronun bütçesi Euro Cup bütçesine düşüyor. O açıdan... Kadro ile ilgili de bir soru var. Onu da ilerleyen dakikalarda soracağım. Hatta şimdiden sorayım. E, bizim ne? Fenerbahçe grubunda Barış diye bir arkadaşım var. Barış Topkaya. Diyor ki Fenerbahçe'nin Dekolo ve Veseli olmadığı zamanki bütçe e, kadrosu e, daha doğrusu Dekolos kadrosu diyor. Pardon Veseli deniyor. Dekolos kadrosu Asfel'den, bir de bir takım daha söyledi, onu da söyleyeceğim. Asvel'den ve Alba Berlin'den sonra en kötü kadro diyor. Katılıyor musun? Paha, paha açısından değil, kalite açısından. Kalite, kalite açısından. <laughs> Bak şimdi şöyle söyleyeceğim. Fenerbahçe'de bana umut veren, performansından dolayı umut veren yeni transfer çok. Var mı? kullanmasını doğru bulmadığım ama doğru kullanabildiği takdirde önemli bir silah olacağına inandığım Hamilton var. Evet ki az kullanıyor değil mi? Ya şimdi o biraz da şeyden kaynaklanıyor. Yani şimdi e, neyse ikisini böyle bir arada götürelim. Dün biz baskıyı yediğimiz zaman her baskıyı yediğimizde eğer Wesley sağdaysa zaten bütün guardların e, açılma vanası Wesley. Evet. Kurtarıcı o. Evet. Baskıyı azaltan, vanayı açan Wesley'yi bul. E şimdi Hamilton'la Wesley'yi aynı kullanamazsın. Tabii. Wesley 6-7 yılda bir de bu döneme şeye geldi. Bu hale geldi. Bu hale geldi. Hakikaten yani o, oyun kuran bir 5 numara bir 4 numara şeklini aldı. Ama Hamilton'ı bir kere Hamilton'ın Wesley'deki şey yok. E, uzun fundamental'ı yok. Topu iki kere yere vuramıyor. Hamilton'ı nasıl kullanabilirsin? Zaman zaman onu yapıyor. Ee, hucum rebound'ı kovalayıp e, oradan sayı üretebilir. Veyahut ikili oyunlarda at, atacağın havaya tut içine vur diyecek. Ama bizde onu oynatacak bir tane guard yok maalesef şu anda. Evet guard konusunda da ayrı gelmek G lazım. Ha, yani potadan uzaklaştığı zaman pozisyon alsa da Hamilton'a topu indirmek savunmanın görmek istediği bir şey. Ondan Hamilton'ı bir kenara koyuyorum. Ama doğru bir oyun kurucuyla ve ona güvenen bir koçla ben Hamilton'ın da e, Euroleague seviyesinde önemli bir caydırıcı, çember koruyucu, 3 saniye koridoru karartıcı olacağına inanıyorum. Çünkü Yanıyorsun. çok kısa sürede iki blok yapıyor, iki atış bozuyor. Ama işte yani Kokoşko biraz fazla NBA olmuş. E, hucumda bakıyor ya diyor bu hiçbir şey yapmıyor. Haksız da değil, haklı. Yani bu kul kullanış şekliyle bir şey yapması mümkün değil. E, NBA'de hep hücum ön plandadır biliyorsun. Sen de seyrediyorsun. Yani Biraz ona yaklaşımı bana öyle geliyor. Ama bunun dışında yeni transferlere baktığımız zaman zaten ben Bartel'i aldığımızda çok mutlu olmuştum. E, Fenerbahçe'nin en büyük şanssızı o ilk 4-5 maç ya oynamadı ya da sakat sakat oynadı ama son 2-3 maçtır görüyoruz ki... ...Bartel'in belli bir... ...seviyenin altına inmeyeceği kesin. Yani ümidim olan oyuncuları sayarken... ...Bartel'i belki bir numaraya koyuyorsun. Bartel'i bir numaraya koyuyorum... ...çünkü... ...şey gibi... E, ...Euroleague tecrübesi de var. Yani onu evet. ümit olarak... ...değerlendiremiyorum. Değil. Evet. Beklentileri karşılayacak... ...olarak değerlendiriyorum. Evet. E, şimdi... ...Pierre... Ya, bilmiyorum. İyi ben Pierre'i çok seviyorum. İşte. Ee, müthiş bir enerji getiriyor. Ee, sırtı dönük arkasına birini aldığı zaman e, bir şeyler üretiyor. Hı hı. E şimdi ilk başta üç sayı atışlarına biraz tereddütü vardı. E şimdi onları da geliş, geliştirdi. Yani şimdi Pierre'in hani Asfer'le Alba kalitesinde dedik ya. Evet. Ama şimdi bu oyuncular ilk defa Euroleague'e gelen oyuncuların bir gelişme süreci olması lazım. Yani Ekbe Yudo, Nanali evet. bize ilk geldiğinde böyle miydi? Yani o son hali miydi? Hiçbiri değildi. Wesley de değildi. Yani. Ki Wesley daha önce Euroleague oynayıp gelmişti değil mi? Partizan'da Partizan Final Four oynadı. Final oynadı. E, şeye gitti. NBA'ye gitti. Hı hı. O açıdan yani Pierre'de ben bardak şu şöyle Sen götüreyim. Hı. Bardak şu yani şunun altı bile dolu. Bu kadar da dolu olduğuna inanmıyorum. Niyeti çok iyi. Hı hı. Karakteri çok iyi. Çalışkan. Mesela bir iki yıl içinde ben Pierre'i başka bir seviyede bekliyorum açıkçası. Şimdi Bartel dedik, Pierre dedik yani. e Şimdi e... iki tane şey e, önemli. Eddie, onun da sıkıntısı biraz Hamilton gibi. Onun savunmada da sıkıntısı var, değil mi daha çok? Dün fena değil. abi birebir savunmayı fena yapmıyor ama yardım savunmasında. E, yardım savunmasında ama o bizde hep var. Bak dün de Bartel o kadar e, savunmada iyi oynadı, en kritik yerde iki kere. Bartel bir kere Westerman gereksiz bir yardıma gittiler. Evet. O yardım da önünü kapatma falan değil. Yani böyle el uzatıyorlar falan. Evet. Köşeden üçlüğü yedik. Hı hı. Onun nedeni de şu. Maalesef Fenerbahçe'deki en ters şeylerden bir tanesi bu Kopoşko'nun da fazla NBA'leşmiş olmasına biraz bağlıyorum. Fenerbahçe gibi takımlar çok iyi savunma yaptığında bunun hücuma yansımasını yani top kayıplarıyla e, kolay sayılar rakibi bozma. Fenerbahçe iyi hücum ettiği zaman savunmasının enerjisi yukarı evet. çıkıyor. Ki kazandığımız maçlarda bu iyi savunmayı da gördük 1-2 maçta. Yani çok... 60'larda tuttuk rakipleri. Tabii canım zaten kazandığımız maç yani e, son 4 maç feci savunma. Evet. Yani e, dünkü maçın ilk yarısı dışında da yani çok da iyi hucum edemediğimizden de kaynaklanıyor bu, umutsuzluktan da kaynaklanıyor. Son periyot 31 sayı yemişiz. Yani 31 sayıda yer sen maçı kazanma ihtimali. Ya yok. ilk yarı 33 yiyorsun, niye 33 yiyorsun? Şimdi bunun tartışmasını da dün yaptık. 43 sayı atıyorsun, hı hı. ilk yarıyı da 10 sayı bitiriyorsun. Evet. Önde bitiriyorsun. E şimdi diyorlar ki, Fenerbahçe ikinci yarıda 43 sayı attı. Ama ilk yarıdaki 43 ve ikinci yarıdaki 43'ün çok büyük farkı var. İlk yarıda attırmayan bir Fenerbahçe 43'ü buldu. İkinci yarı 3. çeyreğin başında 10'a 2'lik seri, sonra da 8 sıfırlık seri, sonra bir tane daha seri yiyen Fenerbahçe bu sefer ben senden daha çok atarım basketbolu oynadı. Orada zaten işte o zaman da 57 yiyoruz. Bizim yapmamız gereken bir basketbol. Oynayamayacağımız bir basketbol değil mi? Ya Lorenzo Brownlow sen bunu yapamazsın zaten. Yani Şimdi Lorenzo Branda da gelelim. Şimdi abi e Eddie'yi tamamlayıp okay. abi Eddie'ye servis yaptığın zaman atar. Biraz daha takım savunmasını, rotasyonu yani tabii bassebol IQ'su ne kadar şey bilmiyorum, tanımıyorum çünkü ama çok bassebolu bildiği söylenemez. Ama doğru sistemde doğru bir oyun kurucuyla Gerald Eddy de Tukaka değil. Değil. Abi Bana sorarsın. Sen o zaman şunu söylüyorsun abi. Diyorsun ki Pierre, Bartel, Eddy gibi transferler kötü transferler değil. Ayrıca seneye Fenerbahçe'nin kadrosunda da ben bulunmasını isterim diyorsun. Hatta Hamilton'da. Tabii. Buraya koyuyorsun. Yani dört, şimdi şuraya geliyorum. O zaman diyorsun <laughs> ki burada problem kadroda değil diyorsun. Hayır burada problem şu. Şimdi ee, oyun kurucu hesabı yanlış yapılmış. Nasıl hesabı yanlış yapıldı. Zaman zaman işte CSK'da da e, biz De Colo'yu e, top getirirken e, ya da e, yarı sahada e, topu alıp sanki böyle bir oyuna yön veriyor, oyun kurucu gibi oynuyor olarak izledik. Evet. Ama De bir olma şeyi bir kere geri tepti. Çünkü o baskıyı yediği zaman bu sefer sayı da üretemiyor. Ben geçen sene Obradoviç niye bir oynatmıyor diyordum. Haklıymış. Baba Obradoviç her konuda haklı. <laughs> Bakın. <gülüyor> yani Fenerbahçe taraftarı 5 tane arka arka Final Four'u küçümsemeye başlamıştı. 3 finali. Ki iki finalde de hakkı yeni. Bir tanesi yüzde bir milyar yenildi. Ceska finali. Tabii. Bir tanesinde de Real Madrid e, finalinde de ilk iki dakikada tıraşı bitirdiler. E, iki ince düdükle. E, ve Evet. Geçen sene Obradoviç acaba basketbolda geri mi kaldı falan sor. Tabii bunlar planlı da yapılıyor. Geçen Obradoviç'i yani. kovalamak isteyen bir kesim de var şeyde. Bu sene niye Efes'in bütçesi mesela hiç gündeme getirilmiyor? Hiç değil mi? Hiç. E geçen sene devamlı Fenerbahçe'de... Yani mi? Fenerbahçe dört eksikle çıkıyor. Sağdaki bütçe değil. Toplam bütçe konuşuyor. Bir bakıyorsun Wesley yok, o yok, bu yok. Onları topladığın zaman 8-10 milyon euro zaten sahada yok. Peki Obrado güç demişken yani Obrado dişi tutmamak çok mu pahalıya mal oldu? Şu anda öyle gözüküyor. Ama tabii tutmak ya, tutmamak Mur Mur kendi gitti Muracığım, gitmedi. Murat'cığım bence tutma noktasına gelindi. Bence bu Covid çünkü e, çünkü bir anlaşma önümüzdeki senin planları yapıldı. Planlar yapıldı. Hatta Belgrad'a indiğinde bu planları ilk asistanıyla paylaştı. Kendi evine gitmeyip onun evine gitmiş. Ondan sonra ne zaman ki kendi evine gitti, o ailece bir araya gelindi. Bence bu Covid-19 özellikle Rus şeyleri, dört takımı olması, evet. yani Zenit, Zenit'in de gelmesi. Zenit, Kimki, Kimki. Ceska, işte bir de Jalgiris, orayı da şey sayıyorum. Ee, bence öyle bir şey oldu ee, tabii ki şöyle çok pahalıya mal oldu ee, şimdi bir başarıyı alıştırdığın zaman e, sen gidene kadar o başarının da tabii belli seviyelerde inişi çıkışı olacak sen yok olana kadar o inişlerin de ne kadar önemsiz olduğunu veya ne kadar doğal olduğunu anlamakta insanlar zorluk çekiyor çekiyor Şimdi Obradoğ için uygulayıp şu anda ya ne kadar da büyük hata yapmış dediği hiçbir şey yok biliyor musun? Bir de ben şunu hissediyorum şimdi şu anda maçlar seyircisiz. Şimdi Türkiye'de bir basketbol kültürü var diyebilir miyiz? Yok. Herhalde Fenerbahçe'de, Taraf Fenerbahçe taraftan da bunu var diyebilir miyiz diyeceğiz. Yok. Şimdi Obradoğ işte zaman zaman zaten hep yakınıyordu maçlar işte dolmuyor, lig maçları dolmuyor vesaire diye. Şu anda ben şunu düşünüyorum, Euroleague seyircili olsa bu salon. Dolar mı sence? Şimdi bu başlangıçta dolardı. İlk başta dolardı. Bugünden sonra diyorum. Bugünden sonra şimdi şunu da söylemek lazım. Şimdi Fenerbahçe taraftarı bence bu sene gerçekten gördü mü? şeyi gördü. Yani biz hakikaten yani ne bütün diyordu. şikayetlere rağmen olağanüstü bir tarihsel dönem yaşamışız. Evet. Ama tabi burada da gene herkesin söyleyeceği şey olacak. Bütçe de yarı yarıya düştü diyecek. Yani şimdi e, Obrado 3 bu bütçeyle bu takımda olsaydı bugün çok mu farklı olurdu da soranlar şimdi, var. Ben de Obradoviç'i yani çok beğenen bir insan olarak söylüyorum. Hani ben insanların da görüşü bu tabi. Şimdi dünkü Valencia takımında 8 yıldır bir arada oynayan oyuncular var. 8 sezondur. Çok mu daha yüksek bir bütçesi var Valencia'nın Hayır. Şu, şu anki haliyle. Şu anki haliyle. Ben etmiyorum. mi? Yani yani biraz daha yüksektir ama çok yüksek değildir. Çünkü orada e, işte bazı kişiler artık orayı e, yuvası olarak e, görüyor ve e, para onlar için önemli değil. 8 sene, 7 sene, 6 sene Van Rossum işte şey hmm. e, ne ismini de şey karıştırıyorum hep. Ha, Dubljevic falan. Dublige. Yani onlar artık oradan hiçbir yere gitmeyecek. Orada emekli olacak gibi duruyor ama şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bu sene Efes'in bütçesi ne kadar? Bu kadar Larkin'i NBA istedi, Mitsici NBA istedi, onu istediler, bunu istedi. Şimdi başarı geldiği zaman, o başarının devamı için o şeyi kadroyu mümkün olduğu kadar korumak lazım. Evet. Şimdi buradaki kritik nokta şu: ee, Koruyorsun, koruyorsun, korudukça bütçe artıyor, bütçe artıyor. Çünkü başarılı oldukça her yıl birileri istiyor birini. Tabii. Buradaki şey şu. Mesela Fenerbahçe Nana'yı konusunda çok doğru karar vermişti. Nana'ya bir fiyat belirlediler. Biz senden memnunuz gelişme gösteriyorsun. Biz de devam edersen bir sezon sonra bir buçuk sezon sonra koçun istediği seviyeye gelirsin ama fiyatın bu kabul etmedi NBA'ye gitti. Çok doğru karar. Hı hı. Çünkü onun istediği parayı verir, verseydin o zaman işte bu bütçe lafları bir gerçeklik kazanırdı. Evet. Bütçedeki en büyük şey bir oyuncu 33, 34, 35 şimdi Kalinic için işte doydu dediler, eski hırsı yok dediler, İşte Datome için yaşlandı dediler. Bunların hepsi tartışılır. Ama buradaki doğru karar şu, mesela bu sene Dunstan ve Simon'la ilgili Efes nasıl bir karar verecek? Simon 35 yaşında ve kariyerin en olgun dönemini yaşıyor, olağanüstü Oraya bir, bir basketbol gayet. oynuyor. Dunstan ise iki senedir sakatlıklardan bir türlü kurtulamıyor. Evet. Şimdi tabii Dunstan Olympiakos'ta başlayarak inanılmaz bir yük taşımış. Devamlı mücadele içinde olmuş. Ve rakibi de ilk göğüslüyen duvar olan bir oyuncu. Şimdi onun yıpranmasıyla evet. genelde zekasıyla oynayan e, hep kaytaran biraz savunmada ya da işte Fiziksel mücadelesini zeka ile örtbas eden Simon'un yıpranma payı aynı olamaz. Olmaz, evet. Şimdi bu tür kararlar o bütçe şeyinde çok önemli. Çünkü devamlık evet. olmadan başarı kalıcı olmaz. Yani bunu Real Madrid'de de görüyoruz. ya Kaç senedir Fernandez, Reyes, Yuy, hatta e, Taylor, Randolph, J.C. Carroll akraba gibi oldular ya. Evet. Efes bir sene geldiğimizde onu da Anadolu Efes'e geldiğimizde. Çok mu dağıttım? Yo. Hayır. Anadolu Efes'le e, konuşacağız. Ben Fenerbahçe başta üzerinde bazı şeyleri... Ha. Ulunovas. Ha. Ulunovas'ı soracağım. Çok hayal kırıklığı. Ama... Yani Kaliniş de dün e, yani o mismatch mi diyelim ona artık? Değil belki de. Kaliniş bayağı Ulunovas'ı ilk yarı e, yani mismatch üstünlük... olmaması lazım. Olmaması lazım ama çok üstünlük kurdu. Çünkü ikisi de Kalinic Fenerbahçe'deyken, Fenerbahçe'deyken, Ulunovas'da, Jelgiris'teyken benzer görevleri üstlendi. Şimdi biz dün bunu e, Koç'la Murat Didin'de şeyde tartıştık. E, Fenerbahçe TV'deki maç son programında. Yani hem Ulunovas hem Westerman Jelgiris'te Yasuke sisteminde... Oynuyorlardı. Bayağı, Bayağı oynuyorlardı. oynuyorlardı. Yani Jelgiris'le oynadığın zaman ikisini de not alıyordu. Evet. O da şey dedi, yani bence uzaktan baktığın zaman sanki çok büyük bir fark yokmuş gibi, yine post bunu yapıyor. Westerman orada hiçbir zaman birinci ball handler olmadı dedi. Zaten Obradovic onu aldığında birinci şey olarak almadı, belki üçüncü olarak aldı. Çünkü Sloukas vardı, De Colo'yu aldı, Bobby vardı. <laughs> Ee, ama şimdi Brown'un özellikle baskı yediği zaman topun eline ciklet gibi yapışmasının artı işi sonra bire bire dökmesini. Evet. Şimdi Larkin da bire bire döküyor mu? Döküyor. Larkin döksün. Ama Larkin döksün. <laughs> Larkin istediği kadar döksün. Larkın. Kolonya döksün. Evet. Çünkü geçiyor. Ya atıyor ya attırıyor. Evet. Lorenzo Brown hem Çoğunlukla atamıyor. Hem de bir de şu var. Geçen gün biz de Fenerbahçe programında da konuştuk. Böyle bir vücut dilinde de böyle bir umursamazlık var gibi. Yani atamıyor, çok dert etmiyor gibi. Ee, yani Fenerbahçe'nin sahadaki en büyük problemi herhalde oyun kurucu gibi duruyor değil mi? Umursamıyor diyemeyeceğim. Bence durumun farklılığını ve aciliyetini çözemiyor. Eh o da bayağı bir şey. Yani ben şuradan, şimdi ben Özel hayranlığım olan bir oyuncu var Fenerbahçe'de. Bobby Dixon. Abi yani, yani inanılmaz. Bobby Dixon'ın yarısı kadar olsunlar insanlar. Şey, oyuncu. Aynı şeyi dün programda söyledik baştan 37, bir... 37 yaşında. Nasıl bir yürek o? Bak bir ara bu yani, sene muhteşem Ben eleştirdim onu çünkü savunmada yol geçen hanıydı. Sezon başında hatırlarsan. E meğerse işte yaşlı oyuncuların form ya dün nasıl savaştı ya. Yani, Uzunla olmaz. eşleşiyor, araya giriyor. Ya olağanüstü bir adam. Yani olağanüstü Hadi bir alağanüstü. adam beni üzen ne biliyor musun Lorenzo Brown'un Westerman'ın ya bu adam nasıl bir adam deyip evet. ona benzemeye çalışmamaları beni çok e, evet. üzüyor. Lorenzo Brown arka bahçesinde kardeşiyle top oynasa da böyle oynar. Fenerbahçe'de i̇şte e, Fenerbahçe 14 sayı öndeyken de, de böyle, böyle oynar. oynar. Fenerbahçe için maç topu olduğunda da maalesef böyle oynuyor. İşte o da dışarıdan biraz sanki umursamazmış gibi ha, gözüküyor. Ha, şimdi Lorenzo Brown kötü oyuncu değil. Acaba gerçek bir bir numara olsa Lorenzo'yla De Colo'yu ne kadar rahatlatır Fenerbahçe'nin çözmesi gereken olumlu veya olumsuz konu bu. Ha şunu da söyleyeyim. De Colo'ya, Westerman opsiyonlarını kullanmasaydı Fenerbahçe onları tutmak için de çok büyük bir çaba sarf etmezdi. Bunu söyleyeyim sana. Peki ben de sana bir şey söyleyeyim. Söyle. E, Veseli, Barcelona'ya gider mi gitmez mi, bir bonservis alınır mı gibi böyle bir konuşma vardı geçen hafta. Ben de e, sordurdum. Böyle bir şey ihtimal var mı dedim. Fenerbahçe, basketbol şubesinden ki isim vermeyeyim. Keşke gitse dediler. Yani Veseli'nin keşke gitse olarak görüyor musun sen de? Yok, görmüyorum. Şu evet. açıdan görmüyorum. Şimdi iyice e, mi artık sıradan bir kadro haline gelir Fenerbahçe? Ya hem öyle hem de şimdi e, mesela Fenerbahçe e, çok e, olgunlaştı. E, bir buçuk senedir maalesef o zaman da hatta e, takım içinde birileriyle de tartıştım bu konuyu. Ee, acaba doktorlar mı? Yani niye döndü bu kadar erken? Evet, Bak, o çok bağlı o, bir sakatlık mi? bir buçuk yılına mal oldu ve bir yerden sonra da psikolojik bir problem oldu. E şimdi bunu bu sene Wesley bence beklenenin çok üstünde oynuyor. E, dün gene ilk yarı İlk yeri çok müthişti. iyi oynadı. Yani, yani, uzun zamandır yani bu sene bir, ilk maç bunu gösterdi. İlk başta göstermişti. Sonra bir durur gibi oldu. Dün gene ilk yarı e, gösterdi. Yani, ya bir rahatsızlığı mı oldu? Şimdi işte bu şimdi Efes'te 4 Covid var diyorlar. Kimde nasıl herkes orada olmayan sakat böyle kafalar iyice karışıyor. Yani İspanya'ya gidiyor, maça çıkmıyor. Yani Evet, o da. Nesi evet. vardı? İşte orada öyle laflar çıktı. Acaba gitmek mi istiyor, memnun mu değil, mutlu mu değil vesaire gibi. E, bilmiyorum yani Veseli sen dekolo belki evet ama Veseli'yi tutardım ya ben noktasındasın. Şimdi dün e, çok güzel bir girişim. Bunu da tebrik etmek lazım. Hem yönetimi hem basketbol şeyini. E, Wall of Fame diye bir şey yapılıyormuş. Bence keşke Wall of Fame bir de Hall of Fame yapsalar. Hı hı. Çünkü o Hall of Fame'e... Şimdi Derek Williams'a tişörtü veriyorsun... Tamam bir sezon bizde oynadı ama Derek Williams Wall of Fame'e gitmez Fenerbahçe. Gitmez abi. tabii. Yani dün şunu bir kez daha gördük. Yani Pierre mi? Derek mi desem ben Pierre'i alırım abi. Ben de katılıyorum. Yani aradaki fiyat farkı da herhalde üçte bir, dörtte birdir yani. Aynen. Şimdi bu işte o tradişini, kültürü büyütmek açısından çok güzel bir şey. Ama Hall of Fame diyeceksin. Hall of Fame. Wall of Fame ve t-shirt. Bunlar ayrı bir şeyler. Fenerbahçe'ye emek vermiş herkese saygı gösterebilirsin. O t-shirt'u e hediye edebilirsin. Kalin işte Wall of Fame'e gider. Ama... Bogdanoviç? Bogdanoviç Hall of Fame'e fame. gider. Ekpe? Ekpe Wall of Fame'e gider. Fame. Son bir tane daha soracağım. Billy ben... Solomon. Oo eskilere... Şimdi eskilere gittiğin zaman... Fenerbahçe taraftarının... Unutamadığı bir Damir var. Tabii. Da 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 Damir. He. Bir de Will Solomon var. Evet. Şimdi belki onların zamanında gerçi Solomon'la e, neredeyse Final Four yapıyordu Fenerbahçe o Taneviç döneminde. E, belki Avrupa'da çok büyük başarı... Mersi çok muydu o kadroda? Efendim? Mersi çok muydu o kadroda? Mersi <laughs> işte tamam. vardı. Vardı. Ama o takımın e, fark yaratanı bu Solomon'da. yani şimdi Lorenzo Brown yerine 20 i̇şte, 25 toplum. yaşında 26 yaşında bir Salomon olsa aynı şey düşündüm zaten oradan bu nasıl Salomon bir takım olur bu biliyor musun? O omuzlar kabarıp baskıyı yaparken tabi baskıyı tepede başlatsa arkasında Pierre'in enerjisi Wesley'i bile yukarı çekerdi. O takımı konuşurken dün gene biz arkadaşlarla maçı seyrederken konuştuk. Bir de kısalara yapılacak baskıda bir Ömer Onan da aramıyor mu bu takım? Yani Ömer onunu arıyor, şöyle arıyor. bence şimdi Obradovic kafasıyla kurulmuş bir guard rotasyonunda sulkas gitti. Evet. Ve yerine Brown geldi. Şimdi Obradovic Hiçbir zaman atletizmi çok ön plana çıkaran biri değil. Bundan sonra da çıkaracağını zannetmiyorum. Çünkü Derek Williams herkes atlet istiyor, atlet istiyor. Alın size bir atlet dercesi de transfer edildi. Ve yani post-up savunması falan sıfır. Yani hiç Obradoviç'in şeyi değil. Obradoviç çok çalışarak takım savunmasını zaten Fenerbahçe'de sakatlar arttığı zaman düşüşün bir nedeni de o. Şimdi bir kişinin yokluğunu, iki kişinin yokluğunu doldurursun ama 3-4 kişi yok olunca o takım savunması, o idmanların hepsi boşa gidiyor. Ee, Fenerbahçe'de 5 Final Four yaptığımız dönemde var mıydı öyle bir gard? Ömer Onan gibi veya salımın gibi baskı yapan yoktu. Yoktu. Yani Kalinici iki numara değil. Yok. Gard olarak bir Yani 1 veya 2 numara bir vardı. Veya iki yoktu. Çünkü ihtiyaç duymuyordu. O e, savunmayı burasıyla ve tekrarla oturtturuyordu. Zaten seçtiği oyuncular da o tür oyunculardı. Ama tabii şimdi Kokoşkov öyle değil. Yani Kokoşkov'un baya e, bayağı bir Amerikanlaşmış basketbol bakış açısı evet. olduğunu artık bir de, kanaat vardım yani. He, bir de Obrada 3'ten iki uç oldu sanki. Yani mesela evet. dün Ahmet Düverioğlu elinden bir top kaçırdı. Yani orada Obradoviç'i ben düşünemiyorum. Yani de saldırmıştı. Sahaya gelip tek, girip. teknik <laughs> faal almaz pahasına <laughs> yani, Ahmet'i azarlamıştı evet orada. Evet, ama Kokoşkov yani hiç en ufak bir reaksiyon gösteren bu derece hani o uçtan bu uca gitti Fenerbahçe hoca konusunda. Dediğim gibi tamamen bir NBA e, bakış açısı. Peki bu Hall of Fame, Hall Fame ile ilgili eklemek istediğim şey var mı? Orada böyle bir Abi çok konu güzel bir fikir Hı. ve yani haddimi aşarak oraya bir tane de Obradoviç heykeli çok güzel gider girişi. Haddimi aşarak diyorum. Çünkü adına inanılmaz bir, ya sen hala yolda, sen Kasap'ta, Migros'ta... Yani bu hmm. adam 6-7 senede e, Fenerbahçe taraftarının belki hiçbir futbol adamını bile sevmediği kadar e, sevgisini kazanmış, saygısını hmm. kazanmış. Yani futbolda da çok yani büyük yıldızlar oldu tabii ki eskiler arasında zaten. Yani o lefterler, can falan Allah rahmet eylesin. Onlar çok ayrı yerde ama şu son 20-30 yılda diyorum. Evet. O, o açıdan çok güzel bir fikir. Bu kültürü devam etmek çok önemli. Şimdi Barcelona kültür değil mi abi? Kaç sene süründüler? Kaç sene değil mi? Aynen. Yani. İşte diyorlar ya e, tamamen bütçe. Şimdi bütçe ben şunu diyorum. Bugünkü Fenerbahçe kadrosu bütçe olarak düşük bir bütçe ve bu, bugün Obrado 3 bu takımın başında olsa belki şampiyon yapamayabilir, Final Four yapamayabilir. Ama yüksek bir bütçeyi de bugün Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu bütçelere illa Kokoşkoğlu getirdim, onu getirdim, bunu getirdim. Bütçe bu diye de şampiyon yapacak diye bir şey. Yani bence asıl koç büyük bütçede yapacağı garanti. Bir sürü koç o bütçeli yapamaz. Barcelona ya, örneğini şimdi verdin sen Barcelona'nın bütçesi, Milano'nun bütçesi, Kimki'nin bütçesi yıllardır Fenerbahçe'nin üstünde. Onu bu. Aynen. Bu sene Zenit'teki çıkış tamamen e, sadece e, oynadıkları basketbolun sertliğiyle alakalı değil. Herkes bütçelerde aşağı inerken bir Efes, bir Onlar yukarı çıktılar. Yani Tabii. o açıdan bütçe önemli ama bütçe her şey değil. Yani. Peki abi, Fenerbahçe nasıl toparlanır? Abi, Fenerbahçe nasıl toparlanır? Sabırlı olacak Fenerbahçe. Oyuncular da. İnançlarını kaybetmeyecekler. Bir tane de oyun kurucu bulacaklar. Yani Alex ya, Perez o oyuncu hı. mu bilmiyorum. Değil gibi duruyor. Yani Euroleague'de de hiç izleme şansını bulamadık. Çünkü e, belki Ulanovas'la e, Westermanın tersine Jelgiris'te kalmış olsaydı Jelgiris'teki ceketi burada da giyecekti. Hı hı. Onlar aynı ceketi giymiyorlar. Hı, hı. Ama hem babası hem dedesi kanser oldu ee, gitmeme kararı aldı, ağırlaşınca ikisi birden bıraktı gitti. Onu da tam Euroleague seviyesinde göremedik. Hı hı. Ama e, yani bu sene nasıl e, devam eder süre gelir bilmiyorum ama bu takımda e, geleceğe Fenerbahçe formasıyla çok iş yapabilecek, 2-3 tane de yeni transfer var. Onu da çok net bir şekilde söyleyebilirim. Keşke Babi 30 olsaydı 37 yerine. Ama Keşke. E, yani Fenerbahçe'de en büyük eksik olarak ben hücumdan savunmanın etkilenmesini görüyorum. Savunmadan hücum etkileneceği seviyeye gelmesi lazım. Bu arada bir de geçen sene bu Obradovic'in kalması gitmesi e, artı pandemiyle beraber biraz geç kalındığını e, transferde düşünüyor Fenerbahçe yönetimi ve önümüzdeki sene için bu arada bir NBA'den bir scout getirmişler. Onunla ilgili bir fikrim, bir bilgim var mı? Yok kimi getirdiler? Bilmiyorum onu öğreneceğim. E, bir scout gelmiş veya geliyormuş onunla beraber önümüzdeki senenin çalışmalarına biraz daha erken başlayıp önümüzdeki senenin kadrosunu e, biraz daha erkenden e, kurmayı düşünüyorlar. Bak ona biri biri halledeceğim bak. Basketbol nasıl e, kabuk değiştirdi. Yani o klasik şaklar ne bileyim işte e, Will Chamberlain'lar, Lanier'ler pivotlardan şimdi stretch 5 olmayan takım e, eksik şey yapıyor. Bir şey değişmiyor. Oyun kurucun kadar konuş. He. Ondan oyun kurucuyu çok çok yani kokoş kol, kalıyorsa atletik ama gerçek bir oyun kurucu çünkü Kokoşko da şeyle pek e, mutlu olmaz e, suluk asla o tarz bir oyun kurucuyla evet. ama oyun kurucuyu mutlaka e, çok çok iyi seçmeleri lazım gelecek evet. sene Dökoğlu'nun kontratı bitiyor Westerman'ın bitiyor e, oradan bir bütçe açısından rahatlama olacaktır e, Wesley konusunda yani Wesley mutsuzsa şimdi onun açısından da baktığın zaman yani obrak kenarda sağında suka sonunda Datome bir ara ekbe bogdan buradaydı ee, e şimdi bakıyor evet. e, Euroleague'de hiç oynamamış oyuncularla o da kolay bir şey değil, değil. yani bu bu Perez için Eddy için bir problem değil veya Hamilton için hiç problem değil ama Vesel için bu bir problem yani o açıdan e, ama dünkü performansı bu senenin genelinde ben çok e, yüzü gülmüyor gibi gözükse de çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum ve şu anda bu kadroda Wesley'nin pas trafiğine ve e, baskı yemiş gardlara o ferahlatıcı şeyi verecek başka bir uzun yok. Yok. Peki abi şimdi e, oyun kurucu demişken Miçic ve Larkin gibi iki tane müthiş oyun kurucusu olan Efes bir sene geçelim çok iyi bir galibiyet aldı. Yani e, hem hiç yoktu, hem Dunstan yoktu, hem Boboa yoktu, hem plays yoktu. Kızılırız bu sene hiç fena değil. E, tabii ki orada seyirci çok farklı oluyor ama seyircisiz de olsa çok zor bir deplasman diye düşünüyordum ben şahsen. Ama kazanmayı bildi. Efes, sen final adayın zaten Barcelona ile beraber, e, seni de yanıltmayacak bir performans gösterdi. Burada şunu soracağım. Ee, Ergin Ataman'ın biraz daha savunmaya önem vermesi veya biraz daha savunma yaptırıyor onun olduğu görüşüne katılıyor musun? Orada bir fark görüyor musun? Ya yani şimdi bu maçı senin saydığın eksiklerle e, savunma yapmadan kazanamazsın değil mi? Yani kaz kazanman mümkün değil. Yani e, şimdi Efes'in bu seneki skorlarına baktığımız zaman savunma yapması gereken takımlara karşı özellikle e, iyi savunma yaptığını görüyoruz ama e, Efes'in ayrıcalığı abi topa yön veren o kadar çok oyuncu var ki. Yani sen şimdi Boboayla, e, Simon var. Evet. Ve e, her işte bir hayır vardır. E, 4 5 numaraya 2 4'ü koyduğu zaman eğer ezilmiyorlarsa ki yani onları ezecek kim kaç takım var şu anda beş numarası bu kadar dominant ee, inanılmaz da eşleşme sıkıntısı yaratıyorlar abi çünkü rakibin beşleri oralara çıkamıyorlar bir de hem Moerman'ın hem Singleton'ın basketbol IQ'su pozisyonlarına göre çok çok iyi evet Moerman çok iyi oynadı değil mi bu, bu Moerman da çok iyi oynadı Singleton da çok iyi oynadı evet beşte bir attı şey ee, Simon Bence hmm. Simon da müthiş oynadı. Evet. Yani. Biraz sonra da o topa yaptığı baskı vesaire ee, çok iyi üçlük attı Efes. Galiba çok. Rekormuş, e, rekormuş rekor bu Rekormuş bu seneki. Ee, hem bu kadar iyi üçlük attı hem bu kadar iyi savunma yaptı bir maçta e, kazanmasını bildi. Ya yani orada işler yolunda gidiyor bu kadar eksiye rağmen gibi duruyor. Vallahi şimdi e, Buran da katkı verdi. Ya on, onları. Çok sayı. Yani o gençleri e, Ergin Ataman'ın motive edip iyi hazırladığını söyleyebiliriz. Şimdi geçen sene Sertaç bazı maçlarda çok iyi oynuyordu. Evet. E, ama Sertaç'ın o şeyini ben biraz da e, Shane Larkin faktörüne bağlıyorum. Yani e, şimdi o kadar çok yerde program yapıyorum ki hepsini karıştırıyorum ama boleyi de dün galiba konuştuk. Shane Larkin'la oynamak LeBron'la oynamak gibi bir şey. Çünkü LeBron James e oynadığın zaman he's got my back diyorsun. Hı. Yani ben hata yapsam da baba arkada durumu toparlar. Larkin O'Neal'da öyle. Yani şu anda formsuz değil mi? Yani formsuz hali bu. Peki yüzde yetmiş var mı sence? Bence yüzde yetmiş bile yok. Bence de yok. Ya geçen, yani sene, geçen seneki geçen seneki o son iki ayki iki buçuk üç ayki Shane Larkin'ın yüzde altmışı yarısından biraz fazlası. Tabii kesin. Bir de çok enteresan LeBron gibi olgunlaşmaya mı başladığında başka onu ya da bu kadar şey yapmıyordu. Şimdi geçtiği zaman, geçeceğini bildiği zaman hazırlıyor bir de. Yani ne hiç, mi hiç kimse şeyinin topu domine... Şimdi Lorenzo Brown topa yapıştığı zaman bütün fenerler durup bakıyor. Evet radyo şimdi bu iki tane bacak arası yapıp 3 saniyeye girip ab, abuk subuk bir şey atacak diyor. Şimdi şeyinde öyle değil. Şeyinde eh. harekete başlıyor Simon hemen köşeye gidiyor. Muayerman hemen hazır bekliyor çünkü o drive'ın sonunda bana şey gelebilir. Keyboard eh. place potu altında bekliyor. O açıdan ee, ya Efes takımı koruduğu an ben zaten direkt ee, şey dedim. Dedin değil mi? Yani direkt e, Barcelona işte e, Yaskeviç üstten dolayı ne olacağını da tam bilemezsin. E, dün de yenildiler. Asfere yenildi. yenildiler. Ha. Ama e, şu anda Efes Fenerbahçe'nin e, 4 sene ya da 4 sene değil mi? 4 ya da 5 sene önceki durumuna geldi. Kilit parçalar bulunmuş. Yıldızlar bulunmuş. Önemli olan onları bir arada tutup yani 6-5 sene, sene birbiriyle oynayan takımları Hı. görüyorsun abi. Çok fark ediyor. Çünkü Euroleague'de herkes herkesi o kadar çabuk çözüyor ki o kadar iyi e, analiz ediyorlar ki çok iyi tanıyorlar. Hı. Ondan rakip seni tanımaya başladığında sen birbirinizi aynı takım arkadaşlarını ondan daha iyi tanıman lazım. E, şimdi istatistiklere de bakarsak mesela bu sezon Euroleague'de en fazla e, en az e, en fazla en az faal çizgisine maçmış. Efes'in evet. ihtiyaç yoktu ki %55'le mi ne üçlük attılar. Evet aynen %55'le üçlük. 15 tane isabet. 45 sayı. Evet. E, biraz e, çok normal sıkıntı yaşadı. Downs ama, ama hücum atılan sayılarda da bence maçın kritik şeyi o ezilmedi. Yani kaçtı şimdi tam hatırlamıyorum. 13'e 6. Yani oradan daha fazla 7 sayı atmaları ki 14 hücum reboundı almasına rağmen Kızı Yıldız'ın orada ezilmedi. E zaten e, bu tür kadrolar dezavantajlarda ezilmezse birçok şeyi avantaja çevirmeyi başarıyor. Bunu da Moerman'la Singleton'la dışarıdan yarattıkları sıkıntıyla e, Kızıl Yıldız'a gördük. Çok iyi bir durum İnşallah bu sakatlıklar uzamaz. Şu açıdan evet. diyorum. Yani e, Fenerbahçe iki yıl önce rekora gidiyordu. Hatırlıyorsun. Bu sakatlıklar başladı ve o birinciliğe tutunma sevdası mı diyeyim? Ne diyeyim? Erken dönüş. Bazı oyunculara çok fazla süre olarak yüklendim o ve doldu. bazı da erken dönüşlere evet. yol açtı ve Fenerbahçe orada e, bir, bir buçuk yıl altından kalkamayacağı bir şeye girdi. E, yani ne derler kötü bir etki altına altını. girdi. Evet. E, peki Miçic ile Shane Larkin üzerinden biraz konuşalım. Istiyorum. Ben Miçic'i de çok beğeniyorum açıkçası kendim. Yani e, ne düşünüyorsun? Shane Larkin hep ön plana çıkıyor. Shane Larkin hakikaten çok spektaküler bir oyuncu. Geçen sene de MVP'si zaten ama Miçic yani bugün Fenerbahçe Mitçiç koysan fark etmez mi? Şimdi Mitçiç gibi mi oynayacak yoksa Atletik e FS'te Larkin olmadığı zaman bazen Larkin yoksa ben varım gibi mi oynayacak? Öyle şimdi zaman şimdi mi? öyle oynarsa Fenerbahçe orada da işte, e şey yapmaz. Diyorsun. Yani Lorenzo'dan tabii ki daha iyi olur ama <laughs> e Mitçiç gibi oynarsa çok e fark eder. Fark Çünkü Mitçiç esasında. Eurolig'e baktığın zaman bir ikinci yani e, beta değil. Alfa. Alfa değil mi? Larkin süper alfa. Yani evet. Larkin eşsiz alfa. Ee, şimdi Barcelona 2 mağlubiyet, CSK 3 mağlubiyet, Zenit de bu arada 2 mağlubiyet ama tabii maç eksiği, maç var. Eksiği var. Ee, burada Efes 6-4 oldu. Ee, sen Efes'in İlk dörtte bitirebileceğini düşünüyorsun diye tahmin ediyorum. Ya i̇lk dörtte bitirecek çok da önemli değil çünkü... Seyirci yok. Ya Bu şey gitgide artıyor zaten COVID. Hı hı. Yani bu sene büyük bir ihtimalle belki işte Final Four'a bubble bubble bir şey yapıp oraya seyirci alırlar ama... inşaata göre evet. Yani Final Four'a ya da playofflar için başka yine bir bubble formatı falan bulmazlarsa ki onun için öyle bir planları var, şimdiden e, hazırlıkları yapmıyor, yapıyor olmaları lazım. Tabii, yani, ee, yani. Büyük bir ihtimalle playofflarda e, seyircisiz oynanacak ya da çok az seyirci oynanacak. Ondan yani bir bitirmişsin, 2 bitirmişsin, 3 bitirmişsin, 5 bitirmişsin çok fazla çok önemli e, Önemi olmayacak e, şu anki baktığımız görünen köye göre. Ama yani. Şu anda bak Barcelona hariç Efes hiç kimseden korkmuyor. Barcelona'dan da korkmuyor da Barcelona yani o Fenerbahçe maçında benim çok gözümü korkuttu. Çünkü 40 dakika e, gelen yani esasında ne korkuttu biliyor musun? Örteli öyle gelmek. Yani yası kivi içi üstledim. Örteli bu hale soktuysa yani e, o zaman işte <laughs> öbürleri Brandon Davies'ler ne durumda olacak evet. ve daha iki ay, üç aydır birlikteler evet. ve iyi de bir hazırlık dönemi geçiremediler yani öyle ha. eskisi gibi. Bir karşısına Bobby Dixon lazım örtelin onu durdurmak için. Ya <laughs> Dixon'ı çok ayrı yere koyuyorum bak o da hall of fame yani wall Kesinlikle. of fame falan değil o da direkt hall of fame. Evet. Yani çünkü hakikaten e, git gide de e, ne diyeyim? Yani... Ayrı bir sevgi kazandırıyor. Yani aynı. insan ayrı bir... Ör, size, örnek yani. oluyor. Yani eskiden boyu kısa basketbol oynamak isteyen oyunculara örnekti. Şimdi bir winner nasıl olur onun örneğini şey yapıyor yani. Evet. Hakikaten müthiş. Peki Bobby Dixon demişken e, onun yerine Shane Larkin e, milli takımda biliyorsun. Ve dünkü milli takımı izleme şansın oldu Yani En başını izleyebildik çünkü programımız vardı. Ee, şimdi... E, Shane Larkin kaç sayı bitirdi sonucu bile galiba. bilmiyorum ama yani şimdi biz hep Söyledim. diyoruz ya Shane Larkinla LeBron James gibi şey ee, ama Shane Larkin'ın da şöyle bir şeyi var. 12 sayı ile bitirmiş. Efes'te Shane Larkin'ın yanında da topa yön veren çok oyuncu var. O da onu rahatlatıyor. Yani. Milli takımda aynı şeyi o, bulamayabilir diyorsun. Tabii. O yani çift yol yani. Çok kötü başladı milli takım. İlk yarı bir ara 20 sayının üzerindeydi fark. E, 25 sayı civarındaydı. Sonra 79-62 bitti. Yani Hırvatistan takımına da bakıyorum. Hala Rokovic Okuç oynuyor. Yani Roko Okuç'u Okuç görünce zaten. Roko Okuç'u görünce ben de kazandık maçı. ya çok kötü bir zamanda koç değişikliğine gidildi. yani Üç gün mü biraz, vardı, dört pek, gün mü yani, vardı? Orada biraz bu Shane Larkin mevzusuyla ilgili olduğu söyleniyor. Ee, Ufuk Sarıca istemedi deniyor. Ha. Bilmiyorum ne kadar doğru. Onun çok geçerli... Ya sen koç olsan Shane Larkin istemez misin? Evet ona da pek anlam veremedim açıkçası. Yani sana, şey olsun. Herkesin önünde küfür etmediyse veya işte çocuğunu kulağından tutup çekmediyse her koç felsefesi evet. ne olursa olsun Shane Larkin ister abi. Evet her koç Mike James'i istemeyebilir. Her koç Skari Wolbeck'ını istemeyebilir. Çoğu koç şimdiki performansıyla belki isteme istemeyebilir ama yani Shane Larkin o modelin en gelişmiş şekli. Evet. Savunmada da çok büyük iş yapıyor. Yapıyor değil mi? Yani. Peki iki tane önemli maç vardı bu hafta içinde CSK Real Madrid 74-73 yendi o güzel maçtı ben maç sonunu son periyodu seyrettim. Real Madrid üzerinden bakarsan Real Madrid Campazzo'nun gitmesiyle bir, bir numaraya mutlaka ihtiyacı olacak. Ama ee, Almayacağım dedi Lasso. Öyle bir laf var almayacak mı? Yani deme, o zaman... Demeç vermiş almayacağım diye şimdi ben onu anlamıyorum çünkü Campazzo yani o takımın kaç senedir dört senedir falan. Yuy kadar bir dönem önemli. O e, sürenin de büyük bir döneminde Yuydan daha önemliydi. Evet. Yani her şey ile başlıyordu. Sadece hücumda değil, savunmada da baskı, e, kendini yere atmalar, hakemi kandırmalar, e, <laughs> Tipik Real Madrid pis faaller yani e, hepsi ile başlıyordu. Evet. E şimdi bunu kaybı, belki şu olabilir. Yani bu sene çok umutlu değil. Bilmiyorum. Yani çünkü Real Madrid'de bir temizliğe gitmesi lazım. Yani eee Reyes'ler, JC Kerolar artık tamam bir arada olmanın önemi var ama 36, evet. 35, 37 ile Rudy Fernandez'ler. Rudy Fernandez'ler yani orada e. da bir e, kabuk değiştirme olacaktır. Ama yani bu, bu sene Campazzo'suz işleri çok zordur. Real Madrid'in evet zor. Peki İşi kolay olduğunu düşündüğümüz Barcelona'nın da Asfel'e 80-68 kaybettiği bir maç. O yani... maçı seyretmedim. Çünkü e, evet, biz yani. yayındaydık. Ama e, Asfel ters gelmiş olabilir mi? Yani Barcelona. Asfel'in, yani Barcelona'nın bir kere maçı hafife aldığını düşünüyorum. E, i̇kincisi de Barcelona'ya problem verecek bir takım varsa o da atletik takımlar. Yani e, o baskıdan çabuk kuyrupa, e, sıyrılabilecek takımlar. Ama maçı seyretmediğim için de pek bir yorum yapmıyorum ama Barcelona'nın yenilmesi e, benim fikrimi e, değiştirmiyor. Nasıl Bayern'in Efes'i yenmesi, Efes'le ilgili fikrimi hiçbir şekilde değiştirmediyse de. ya Bunlar olur ya. Çünkü şey, e, istikrar ve konsantrasyonun üst seviyede kalması için çok zor şartlar. Çok değil mi? Evet. Yani. Peki önümüzdeki haftanın maçları Fenerbahçe-Zenit deplasmanında perşembe akşamı Cuma günde Efes kendi sahasında ile oynuyor. İki cümlede bu maçlarla ilgili söylersen ben görevimi yapmış olarak 50 dakika la, altında programı bitirmiş olacağım. Baskonya e, yani Fenerbahçe o 3 e, İspanya deplasmanına giderken herkes ya bari Baskonya'yı yensek diyordu. Evet. Ama Baskonya o takım olmadığını gösterdi. Kolay bir maç olmaz Efes için. Kaç eksik olacak bilmiyorum. Çünkü Playz'la Dunstan olmadığı takdirde o e, biraz daha zor. Evet. E, Baskonia, kızı Yıldız'a göre. Ama e, bu kadar eksikle yine çok iyi savunma ve yüksek bir üçlük yüzdesi e, Efes için çok önemli. Bir de pot altında ezilmemek. Yani kızı Yıldız'a karşı ezilmediyse... Şimdi Fenerbahçe için Valencia maçı çok önemli. Dönüm maçı şu bu deniyordu. Esas bu bence çok önemli bir maç. Çünkü hakikaten e, seyahat olarak da çok zor bir deplasman. Ve çok iyi bir, oynayan bir takıma karşı oynuyorsun. E, şöyle umutluyum. Zenit'le Fenerbahçe'nin pek bir geçmişi yok. Hı hı. Ondan Zenit'in de Fenerbahçe'ye e, ne derler? Odaklanmasın belki bir Barcelona'nın odaklanması, bir Baskonya'nın odaklanması kadar yoğun olmaz. Bunu da Fenerbahçe avantaja çevirebilirse çok iyi olur ama oyun kurucu yine yok, değil mi? Alex Perez en az 2-3 hafta Yokmuş. diyorlar. Ee, e tabii 2 hafta sonra da döndüğünde hiç birlikte idman yapmadığı bir takımın direksiyonuna geçecek. Orada da bir sürece ihtiyacı var. Deco da galiba e bu maçta gene yok diyebiliyorum. Bir sonraki hafta hazır olacak diyebiliyorum ama belki de şut idmanlarına başlamış. Ama belki de oynar o zaman. Yani Lorenzo üzerindeki baskıyı azaltma açısından en azından De Colo'nun önemli olduğunu gördük. Yani şimdi Fenerbahçe'nin üstündeki takımlara bakarsan burada ilk 8 Fenerbahçe için hedef. Yani burada Zagiris, Baskonya, Olympiakos, Zenit, Milano buradaki takımların hepsini geçmesi lazım Fenerbahçe'nin. Yani işi çok zorlaştı. Yani Barcelona, CSKA, e, Efes, Real Madrid bunları saymıyorum ama geçmesi gereken takımlarla da arada bayağı bir 3-4 maçlık farklar oluşmaya başladı ki e, bu saatten sonra bunları kapatmak kolay olmayacak ki alttaki e, Kızıl Yıldız veya Maccabi Tel Aviv veyahut Panathinaikos da yani senden kopmuş değiller. Yani 8-9 tane rakibim Abi var. Kimse kop yani değil kopmuş tabii. değil zaten. Yani Fenerbahçe için önemli olan Fenerbahçe'nin ne duruma geldiği e işte Alex Perez çözüm olursa yani Fenerbahçe sakatlığı bu sene kaldırabilecek bir takım değil. Yani evet. geçmişte 2 3 sakatlığı kaldırıp maç kazanabiliyordu deplasmanda bile. Ama bu sene öyle bir takım değil. Sakatlık olmazsa ama işte burada Kokoshkov'un da artık biraz takımını tanıyıp ona göre hamleler yapması gerekiyor. Şu anda belki eksiklerden dolayı biraz eli bağlı ama programın başında dediğim gibi yani bu sene en azından uzun vadeli düşünerek o Pierre'in, Eddie'nin, Hamilton'ın, Bartel'in bu takımın geleceğinde ne tür bir ceket giyebilirler, ne tür bir konuma olur. Onun üzerinde e, duralım bari. Peki kapatırken son soru. Bunu sormayı unuttum. Gerardini'yi soranlar var. E, senin de apaplığın olduğunu biliyorum. Ama diyorlar ki bu transferleri o yaptı. E, işte son Alex Perez transferiyle ilgili de, de e, pek memnun olmayanlar var. Ne diyorsun? E, Gerardini de bu sene hani Abi be, benim biraz... beğenmediğim tek transfer Lorenzo Brown. Yani çünkü şimdi verilen paralara göre işte e, potansiyeli ortada 3-4 oyuncunun e, da yani işte orada biraz koçun e, onu rahatlatması lazım. Daha çünkü Hı -hı. sonuçta o bir sistem oyuncusu. Evet. Yani e, Alex Perez'i de göreceğiz. Alex e. Perez'i göreceğiz. Bir tek işte Lorenzo Brown ama kimi alabilirlerdi? Biraz geç kalındığında da düşünüyorlar zaten. Yani Malcolm Delaney keşke Milano gitmeden önce gelseydi. Malcolm Delaney bir buçuk milyon eurodan kapıyı açıyor. Yani. Evet. Biraz da bütçeye bakıp konuşmak lazım. O kadar şey değil. Peki abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, haftaya Cenk'le programını yaparsın. Yani ee, sen de yapabilirsin. <laughs> <laughs> Cenk'i biraz, biraz. Ben ben fazla şey etmek sevedim ki yani Cenk'i yerini kapmayayım diye. Ee, yok az da sağ ol çok güzel oldu. Sağ ol. Teşekkür ederim. Eee programı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, sponsorumuz Garanti Emekli'ye tekrar teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Ee, herkese iyi günler. İyi günler.